Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yukeffenu ölü tekfin edilir. Yani ona kefen sarılır. Neyle bima lehu lebsuhu. Dünyada giyebileceği, yani dünyada giymesi helal olanla ne yapılabilir? Tekfin edilebilir. Dolayısıyla mesela dünyada erkek bir insan ipek giyemez. Dolayısıyla onun kefeni de ipekten olmaz. Veya altın sırmalı elbise, dünyada erkek bunu giyemez. O altın sırmalı kefen de, kumaş da ona ne olamaz? Kefen olamaz. Veya mesela tabaklanmamış necis bir deri. Tabaklanmamış bir deri. Veya tabaklanmış köpek derisi, bunu giymek caiz olmadığından bunlar da kefen olamaz. Ama diyelim ki dünyada bugün mesela Türkiye'de bilinen kumaş nedir? Altın yıldızdır. Altın yıldız giyiyordu. Altın yıldız bir kumaşla onu tekfin edebilirsiniz. Fakat ve kuriya mughalatun fihi. Kefende mübalağa yapmak mekruhtur. Yani dolayısıyla efendim dünyada o en iyi, mesela diyelim ki Ramsey'in kumaşını giyiyordu, altın yıldız giyiyordu, yok efendime söyleyeyim İGS kumaşını giyiyordu, biz bununla tekfir edelim, bu mekruhtur. Çünkü fuzuliydi, nasıl olsa o da çürüyecek. Dolayısıyla fıkıh buna tam bir izin vermiyor. Ve liunsa kavim içinde nahvu muasfarin. Muasfar yani zaferanın sürüldüğü, maksat yani ciyak bir renkli olan, mesela pembe veya açık yeşil, açık mavi, böyle dikkat çekici renklerle onu kefenlemek mekruhtur. Gerek yok çünkü. Ve zaten bunun için öteden beri Müslümanlar kefen olarak neyi kullanıyorlar? Beyaz bez kullanıyor. Ki en uygun da odur. Ve akalluhu kefenin en azı şudur. Yani olur ya, kumaş yoksa sevumun yesturu avratahu. Öncelikle ayretini örtecek. Erkek için göbekle diz arası, kadın için bütün vücut, yüz hariç. Bunun en azı bu. Eğer kadında da diyelim ki elbise yoksa, o da yine önce diz ve göbek arası tercih edilir. Evet. Velev olsa bir iskatı, yani velev ki şöyle dese, beni kefenlemeyin dese de o vasiyeti yerine getirilmez. Mesela bir Müslüman, mesela Roji Garodi'nin de yaptığı söyleniyor. Beni yakın dese biz onu yakamayız. Yani meyyitin meşru olmayan vasiyetlerini yerine getirmeyiz. Mesela kadın dese ki benim kefenim ipek olsun, yani bu mekruhtur. Veya erkek değilse, erkek için bu haramdır, onu yerine getirmeyiz. Anlaşıldı mı? Ve ekmeluhu en mükemmel kefen, yani sünnete uygun olan kefen, lidekerin erkek için selasetun, üç parça. Yani o üç parça da düz, ne? Düz parça. Yani serilir. Bir, onun üstünde iki, onun üstünde üç. Önce üçüncüye sarılır, sonra iki, sonra üç. Evet. Ve caza en yuzade tahta kamisun ve imametun.
Bunların altında bir fistan ve sarık da yapılabilir. Ama bu sünnet değil. Caiz diyor bak. Yani sünnet yönünde, istihbab yönünde bir husus yok erkek için. Bunlar da olsa 5 mi? Tabii. Bu üçün hepsi böyle uzun aynı iş. Tabii. Ve gayrihi başkası için, yani erkeğin dışında, tabii erkeğin dışında derken kim girer? Kadın girer ve husa müşkil girer. Bunlar için izar, bir fistan, şey peştimal, izar, peştimal, fakamiyosun, sonra ne? Fistan. Sonra fehimarun, tülbent, sonra felefafetani. İki tane ona sarılacak elbise, şey, düz bez. Evet. Bunlar. Dolayısıyla kadınların ve humsaların kefenleri 5 parça olacak. İzar, kamiz, himar ve 2 lefaf. وَمَنْ كُفِّنَ بِسَلَاسَةٍ Kim 3 bezle, 3 parçayla daha tekfin edilirse o 3, yani 3 yapabiliriz. O zaman erkekler için nefaifu, yani ona sarılacak olan düzler olsun. Yani şöyle yapılmasın, birisi kamis, birisi de sarık olmasın. Ne olsun? 3 lefife olsun. Yani ona sarılacak olan bez olsun. Ve sünne, sünnet olan ebyadun, kefenin beyaz olması, o mağsulun yıkanmış olması. Tabi bugün genelde şey yeni getirdikleri için yıkanmıyorlar. Ve en yubsata ahsenül lefâifi, en güzel lefife önce altta serilecek. Diğerleri, diğer ikisi onun üstüne. Hani diyelim ki üçü aynı değilse birisi iyidir, diğerleri eskidir. O eskiler altta kalsın, iyi olan üstte olacak şekilde bunların serilmesi lazımdır, sünnettir. Evet. Mahsuldan şarih, yani müellif, mahsuldan maksat yani yeni olmasın. Yani o kefen için kullanılacak olan lefife, kullanılmış olan lefife. Mesela diyelim ki ne gibi? Bir yorgan yüzü, beyaz yüzü. O, onun kefen yapılması. Çünkü neticede çürüyecek. Madem çürüyecek ona eski kullanalım, yeni hayatta olanlar için olsun. Evet. Ve en genişli de, diyelim ki 3 lefife bir de en güzeli ve en genişi altta olsun. Vel baki diğerleri onun üstünde olsun. Ve yuzerru ala kullin vel meyti hanutun, hepsinin üzerine, yani her 3 lefife veya kadında hem tülbendin hem peştimalin hem fistanın üzerine hem de diğer 2 lefifenin üzerinde güzel koku, yani eskiden toz halinde kokular vardı. Eğer o yoksa sığı da olabilir. Yani onlara ve meyitin bedenine güzel koku sürülmesi. Ha, bütün bunlardan maksat, yani Müslümanlar cenazelerinden nefret etmesinler. Yani olur ya, bir de güzel kokum, o güzel olmayan, hoş olmayan bir koku da gelebilir. Bunları önlemek. Ve dolayısıyla burada İslam bize şu dersi veriyor. Biz dirilerimize verdiğimiz değer gibi ölülerimize de değer vermemiz lazım. Çünkü o ölü nereye gidecek? Daha baki olan ahirete gidecekti. Yani bizim inanışımıza göre o yokluğa gitmiyor. O yurt değiştiriyor. Geçici bir yurttan
daimi bir yurta geçiyor ve Rabbul Alemin'in huzuruna geçiyor. Evet. Ve yudav ve meyyit bırakılır fevka, o üç lefifenin üzerine müstelkiyen, sırt üstü. Ama tabi sırt üstü bırakılınca da şuna çok dikkat etmek lazım. Vücudunun ve avretin, özellikle avret yerlerinin görülmemesine çok dikkat edilecek. Böyle geniş bir örtüyle örtülerek cenazenin üzerine bırakılır. Sonra وَتُشَدُّ اَلْيَاهُ O müstelkiyen dediğimiz sırt üstü. Evet. وَتُشَدُّ اَلْيَاهُ İki kalçası bağlanır. Ta ki açılma şey olmasın. وَيُجَعَلُ عَلَى مَنَافِذِهِ Deliklerin üzerine ağız, iki burun deliği, iki kulak deliği üzerine kutunu, pamuk bırakılır. Çünkü onlar öncelikle hayvanlar girebilirler. Biraz onu önlemek için. Evet. Ve tuleffu aleyhi lefaef ve lefifeler, yani o sargılar sarılır. Ve tuşeddu ve üzerinde sargılar bağlanır. Ve yuhallu şidâdu fil kabri. Kabra konulduktan sonra o bağlantı yerleri çözülür. Ve mahallu tecizihi teçhiz, teçhizin saf yeri. Yani mesela bugün geçen bir haberde vardı. İstanbul'da bir mezar yeri 40 bin liraya. Normal bu belediye raici. Ama bazı çeteler oluşturmuş, bir çete oluşturmuşlar. Mezar yeri insanları 150 bin liraya satıyorlar. Yani mesela 40 bin lira bugün az para değil. Dolayısıyla o teçhizin sarf yeri nedir? Mesela mezar yeridir, kefenidir, efendime söyleyeyim o kullanılacak olan şeydir, şampuandır, sabundur, güzel kokudur. Bütün bunların sarf yeri teriketun. Kişinin geriye bıraktığı mağarıdır. Terike, geriye bıraktığı mağar. İlla zevceten ve hadimaha. Ancak kadın vefat ettiğinde veya kadının hizmetçisi vefat ettiğinde, şimdi tabi bizim Şafii fıkhında şöyle bir esas var. Siz bir diyelim ki dünyaca büyük itibarlı bir adamın kızına talip oldunuz. O kızın evinde onun hizmetçisi varsa siz de ona hizmetçi tutmak durumundasınız. Hizmetçi tutamıyorsanız niye talip oluyorsunuz? Değil mi yani? Evet. İşte böyle bir hanımefendinin hizmetçisi de vefat ettiğinde onun teçhiz yeriyle, sarf yeriyle, hanımın teçhiz sarf yeri fe'ala zevcin ganiyyin aleyhi nefakatuhuma ve nefakatuhadum. O teçhiz yeri kimin üzerindedir? Varlıklı olan, varlıklı dediğimiz yani o teçhizi verebilecek olan, ki nefakası, kadının nefakası kime ait ise, yani şöyle diyelim ki nefaka kocasına aitse, yani hanımefendi evinde bir sorun yokken vefat ederse nefakası kime aittir? Dolayısıyla tecizin sarf yeri de oradandır. Ama örneğin kadın haksız yere küsmüş, eli terk etmiş gitmiş. Babasının evine, dedesinin evine, nenesinin evine gitmiş ve orada öldü. Şimdi naşize kadın nefakayı kaybettiği için o zaman tecizi de yok. Anlaşıldı mı? Yani fe'ala, eğer kocası yoksa, yani diyelim ki kadın evli değilse ve ölen erkekse, değil mi? Bunların teçhiz sarf yeri neresidir? Men aleyha nefakatuhu. Men
فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ daha uygun olurdu. Şu aşağıya bakalım, niye men aleyha? Yanlış mı? Men aleyhi nefakatuhâ demesi. Ha, men aleyhidir yani. Evet, eğer tehlikesi yoksa veya tecizini yapabilecek bir kocası yoksa, yani vardır fakirdir veya kocası yoktur çünkü bekardır veya durdur, değil mi? O zaman onun tecizi cenazenin men aleyhi nefakat, ölünün nefakat o damiri ölüye gider, meyte gider. Onun için müzekker damir getirdi. O hayattayken onun nefakası kime ait ise teciz de ona aittir. Mesela diyelim ki küçük çocuğun nefakası babaya aittir. Vefat edince o engelli çocuk büyük de olsa nefakası anne babaya aittir. Dolayısıyla teciz yeri de o. Kimsesiz bir insansa onun nefakası beytülmale aittir. Dolayısıyla teciz de devletin kesesinden, beytülmalden olacağı. O nefakanın üzerinde olduğu kim? Min karibin yakını olabilir. Yani nefakaya aitse. Seyyidin yani köle ise, efendisi. Eğer bunlardadır, fe beytül mal. Beytül mal. Eğer o da yoksa fe meyasirul müslimin. Müslüman zenginler. O mahallenin zenginleri. Yani bugün diyelim ki birisi öldü. Zaten devlet İslami devlet olmayınca beytülmalı de yok. Ama bugünkü şartlarda da devlet sahip çıkmadı. Hani çıkıyor ya bazı yerlerde, belediye sahip çıkmadı. Ve o zaman onun teçhiz yeri oranın varlıklı olan Müslüman'a verecekler. O da geçti. Şimdi yine diğer bir vazife. وَحَمْلُ جَنَازَةٍ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ cenazeyi iki tane şey direk arasında, yani iki direk dediği şöyle, cenazeyi üzerinde taşıdığımız o şey, naş mı diyorlar, üzerinde taşıdığımız bizim oralarda çardar diyorlar, ha, o diyor şöyle olsun, önde bir kişinin taşıyabileceği şekilde, arkadan da iki kişinin taşıyabileceği şekilde olsun. Yani وَيَحْمْ بَيْنِ الْعَمِدْ بِاَنْ يَضَعَوْمَا عَلَى عَاتِقَيْهِ yani ön şeyle, çünkü ön kısım hafiftir. Başı oradadır ya, öyle olması düşünülür ya. Önde bir kişi o şeyin, o cenazenin üzerine konulduğu teneşir mi neyse, naaş mı diyorlar neyse, onu önünde bir kişi iki omuzuna koyacak, arkada da iki kişi, böylece üç kişi cenazeyi taşıyacak. Ve yahmilul muahhareyni yani diğer ikiyi de iki kişi taşıyacak. Evet. Raculani afdar. Yani bu diyor bu şekilde bu şekilde taşımak afdaru minet terbi'i dörtlemekten daha iyi. Dörtlemek dediğimiz önde iki, arkada iki. Yani bi en yetekaddema raculani ve yeteahhara ahiran. Bu o amude bundan daha afdaldır. Doğrudur. Ama eğer cenaze ağırsa, kiloluysa, önde bir kişiyi taşıyamıyorsa haliyle önde iki olacak. Çünkü o zaman zarur devreye girer. وَلَا يَحْمِلُهَا اِلَّا رِجَالُ cenazeyi de ancak erkekler taşıyacaklar, kadınlar değil. İki, وَحَرُمَا حَمْلُهَا بِهَيَّةٍ مُزْرِيَّةٍ aşağılayıcı bir şekilde cenazeyi taşımak da haramdır. Yani birisi mesela kollarını almış, birisi de ayaklarını o şekilde
hayvan cesedini götürür gibi götürmek haramdır. Ama yukarısı minha su'utuha ve cenazenin omuzlardan düşmesi endişesi olacak şekilde de götürmek haramdır. Yani ne yapılacak? Bağlanacak. Ta ki cenaze düşmesin. Ve meşyu ve cenaze yürüyerek götürmek ve bi emamiha ve cenazeyi teşhiye eden kişilerin cenazenin önünde olmaları ve kurbiha ve yakınında yürümeleri, yani imkan varsa bu afdal olur. Daha afdal. Ama diyelim ki çok kalabalıktır cenaze, herkesin cenazenin yanında ve önünde olma şansı yoksa haliyle insanlar giderek. Ve sünne israhum biha in unine tegayyuruhu. Eğer değişiminden emin olunsa, yani kokmasından, şişmesinden, buna benzer bir şeyden emin ise, acele etmek sünnettir. Ama yok, eğer o ihtimal varsa o zaman acele etmek vaciptir. Yani cenazenin defni için acele etmek o zaman vaciptir. Ve gayri zekerin, erkeğin dışındaki kim? Mesela hunsa ve kadın. Bunlar için ne sünnettir? Ma yesturuhu ke kubbetin. Çadır gibi onu örtecek bir şey sünnet. Yani cenaze def edilinceye kadar onun üzeri çok korunaklı olması lazım. Çünkü neticede kefenin bir yeri açılabilir, cenazesi görülebilir. Onun için mutlaka bir çadır gibi bir şeyle korunması sünnettir. Ve kuriha lagatun fiha. Cenazete gürültü patırtı yapmak, ne yazık ki bugün insanların yaptığı gibi, o mekruhtur. Ve itibâ'uha binârin. Ve cenazenin arkasında meşaleler yakmak, o da mekruhtur. Ateş yakmak. La rukûbun fi ucûhin minhâ. Cenazeden dönerken binerek dönmek mekruh değil. Ama giderken yürüyerek gitmek. Ama tabii eğer mezarlık yürüyerek gidilebilecek türden ise. Ama mesela maalesef bugün bu nüfus kalabalığından dolayı mezarlıklar da çok büyüktür. Getirdiğiniz yer de uzundur, uzaktır. Dolayısıyla haliyle insanlar mecbur biniyor. Ama mesela diyelim ki Karşıyaka mezarlığına götürdünüz. Eğer cenazenin, hani o camide namaz kılınıyor ya, eğer def edilecek yer oraya yakınsa, yürüme mesafesinden ise, onu yürüyer götürmek sünnettir. Ve la itba'u muslimin cenazete karibihil kafir. Müslümanların yakın, yani kafir olan akrabasının cenazesine tabi olması mekruh değildir. Yani Müslüman bir adamın kafir olan bir akrabası ölürse onun cenazesiyle birlikte mezarlığa kadar gidebilir. Bu mekruh değildir. Anlaşıldı mı? Neticede bir insani vazifedir. O İslamiyet de her şeyden daha fazla vazifeleri emrediyor. Burada duralım arkadaşlar. Şimdi namaza geldik. Nefhanallahu bihi nefhan cezire inşallah ya.